Onların kullanımı arttıkça sahtecilik de aynı oranda arttı. Bazı sahte telefon üreticileri öyle telefonlar ve şarj aletleri yapıyorlar ki sahte mi orijinal mi anlamak mümkün olmuyor. Şimdi sizlere sahte olup olmadığını anlamanız için birkaç ipucu vereceğim. Duymayan Kalmasın kanalına hoş geldiniz. Sahte telefonu anlamanın 5 yoluyla sizlere iyi seyirler diliyorum. Bir telefon almaya kalktığınızda ilk başta kutusunu ve dış paketini inceleyin. Sahte telefonların paketleri ve tasarımları çok özenli olmaz, yani çok da önem vermezler. Ancak orijinal telefon üreticileri ürünlerin paketlenmesinde ve tasarımlarında en ufak detaylara dahi dikkat ederler. Kutunun üzerindeki yazılara bakın. Okunaklı ve yazıların belirli bir sırada olması gerekli. Dış jelatinin de kesim yerlerine ve gevşek olup olmadığına bakın. Kesinlikle sahte kendini belli edecektir. Kutusunu açtınız ve telefonu elinize aldınız. Önce telefonun malzeme kalitesine bakın. Bunun için usta olmanıza gerek yok. Çünkü sahte telefonlardaki kalitesiz malzeme ilk görüşte anlaşılır. Ünlü marka telefonlar malzeme kalitesine dikkat eder. Yani kıvrımlarda, köşelerinde herhangi bir pürüz olmamalı. Telefonun herhangi bir yerinde renk farkı olmamalı. Kıvrımları mükemmel açıda olmalıdır. Telefonun, şarj aletinin, USB kablosunun üzerindeki logolar ünlü markalar için çok önemlidir. Çünkü markayı gösteren logodur ve logonun özenli yazılmış olması lazım. Logodaki harfler belirli bir düzende olmalı, herhangi bir harf düzeni bozmamalı. Eğer ki düzeni bozan bir harf varsa bu sahte olabilir, dayanıklı olmalı, herhangi bir temasla silinmemeli ya da zarar görmemelidir. Sahte ürünlerdeki logo baskıları kalitesiz ve özensiz olur. Orijinal şarj aletlerinin uç kısımlarının altlarında bulunan yerde kesinlikle bir çentik vardır. Bu çentik göze çok batmasa da elinizle kolayca anlayabilirsiniz. Sahte şarj aletlerinizin dış kaplaması genelde kalitesizdir. Bu nedenle cihazın iç kısmının doğru yerleştirilmediğini ve kaplamanın yamuk kesimlere sahip olduğunu görebilirsiniz. Şarj aletinin ağırlığı da önemli. Sahte şarj aletleri orijinale göre hafif olmaktadır. Telefonlar için özel olarak üretilen şarj cihazlarının USB başlıklarında küçük bir delik bulunur. Bu delik kıvrımlı bir kareyi andırıyorsa cihaz orijinaldir. Aksi takdirde ya sahtedir ya da telefon için üretilmiş olan bir şarj cihazı değildir. Sahte kablolardaki uç kısmı dışarıya doğru biraz daha çıkmış oluyor. Kablo kalitesi sahte ürünün en belirgin işaretlerinden biridir. Sahte bir kabloda yanlış açılara ya da gevşek parçalara sahip kablo uçları cihazda bulunan yuvanın derinliğiyle örtüşmez. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlere bir soru. Dün yarın olsaydı bugün perşembe olurdu diyen adam bu sözü hangi gün söylemiştir? Cevapları yorumlarda yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanallarıma abone olursanız sevinirim. Onların kullanımı arttıkça sahtecilik de aynı oranda arttı. Bazı sahte telefon üreticileri öyle telefonlar ve şarj aletleri yapıyorlar ki sahte mi orijinal mi anlamak mümkün olmuyor. Şimdi sizlere sahte olup olmadığını anlamanız için birkaç ipucu vereceğim. Duymayan Kalmasın kanalına hoş geldiniz. Sahte telefonu anlamanın 5 yoluyla sizlere iyi seyirler diliyorum. Bir telefon almaya kalktığınızda ilk başta kutusunu ve dış paketini inceleyin. Sahte telefonların paketleri ve tasarımları çok özenli olmaz, yani çok da önem vermezler. Ancak orijinal telefon üreticileri ürünlerin paketlenmesinde ve tasarımlarında en ufak detaylara dahi dikkat ederler. Kutunun üzerindeki yazılara bakın. Okunaklı ve yazıların belirli bir sırada olması gerekli. Dış jelatinin de kesim yerlerine ve gevşek olup olmadığına bakın. Kesinlikle sahte kendini belli edecektir. Kutusunu açtınız ve telefonu elinize aldınız. Önce telefonun malzeme kalitesine bakın. Bunun için usta olmanıza gerek yok. Çünkü sahte telefonlardaki kalitesiz malzeme ilk görüşte anlaşılır. Ünlü marka telefonlar malzeme kalitesine dikkat eder. Yani kıvrımlarda, köşelerinde herhangi bir pürüz olmamalı. Telefonun herhangi bir yerinde renk farkı olmamalı. Kıvrımları mükemmel açıda olmalıdır.
telefonun, şarj aletinin, USB kablosunun üzerindeki logolar ünlü markalar için çok önemlidir. Çünkü markayı gösteren logodur ve logonun özenli yazılmış olması lazım. Logodaki harfler belirli bir düzende olmalı, herhangi bir harf düzeni bozmamalı. Eğer ki düzeni bozan bir harf varsa bu sahte olabilir, dayanıklı olmalı, herhangi bir temasla silinmemeli ya da zarar görmemelidir. Sahte ürünlerdeki logo baskıları kalitesiz ve özensiz olur. Orijinal şarj aletlerinin uç kısımlarının altlarında bulunan yerde kesinlikle bir çentik vardır. Bu çentik göze çok batmasa da elinizle kolayca anlayabilirsiniz. Sahte şarj aletlerinizin dış kaplaması genelde kalitesizdir. Bu nedenle cihazın iç kısmının doğru yerleştirilmediğini ve kaplamanın yamuk kesimlere sahip olduğunu görebilirsiniz. Şarj aletinin ağırlığı da önemli. Sahte şarj aletleri orijinale göre hafif olmaktadır. Telefonlar için özel olarak üretilen şarj cihazlarının USB başlıklarında küçük bir delik bulunur. Bu delik kıvrımlı bir kareyi andırıyorsa cihaz orijinaldir. Aksi takdirde ya sahtedir ya da telefon için üretilmiş olan bir şarj cihazı değildir. Sahte kablolardaki uç kısmı dışarıya doğru biraz daha çıkmış oluyor. Kablo kalitesi sahte ürünün en belirgin işaretlerinden biridir. Sahte bir kabloda yanlış açılara ya da gevşek parçalara sahip kablo uçları cihazda bulunan yuvanın derinliği ile örtüşmez. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi